kuru fasulyemizi önceden suya ıslatıyoruz, bırakıyoruz. Soğuk suda 24 saat önceden, tabii bu tarladan geldiği zaman, alındığı zaman kuru fasulye önce bir seçiyoruz. İçerisindeki başka karışımları, başka maddeleri arındırıp güzel bir şekilde yıkadıktan sonra suya bırakıyoruz. Yaklaşık 24 saat suda kaldıktan sonra ertesi gün aşaması, yani yapım aşamasına gelindiği zaman fasulyeyi iyice bir haşlıyoruz. Suyunu değiştirip tabii ki. Haşlandığı zaman fasulye beyaz köpükler oluşmaya başlar. Bu beyaz köpükler fasulyenin gazıdır. Fasulyenin gazını almak bu köpüğü alarak oluyor. Köpüğünü alıp çöpe atacağız. En son köpük oluşumu bittikten sonra kaynamada başlayıp kaynama belirli bir kıvama geldikten sonra fasulyeyi süzgecimize süzüyoruz, soğuk suyla yıkıyoruz ve yapım aşamasında, yani bekleme aşamasını alıyoruz ve bu şekilde beyaz köpüğünü alarak fasulyemizin gazını almış oluyoruz. Evlerde ev hanımlarımız, işte insanlar fasulyeyi direkt yemeğe katıyorlar. Aslında çok yanlış. Bunun, hani kuru fasulye gaz yapar diye bir tabir vardır. Bence bu yapım, hatalı yapımdan kaynaklanıyor. Bunu kaynatarak, gazını, köpüğünü alarak çözebiliriz. Biz bu şekilde yaptığımız için bizim fasulyemiz gaz yapmıyor efendim.